Dostlar merhaba. Hepinize günaydın. Bugün Zurna'nın zırt diye dediği yer var ya arkadaşlar. Tam oradayız, o işi yapacağız. Ucube bir planlarımızın kökünü açıp bugün itibariyle Allah'tan bir aksilik olmazsa sulayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ama dediğim gibi çık gel. Dediğim gibi kökünü açmamız lazım. Sonrasında da bakacağız, sulayacağız arkadaşlar. Yarın da yine aynı şekilde siirt aşılarımızın sulamasını yapacağız. Bu iki günü bu işe ayırdık. Ondan sonra rutin işlerimiz de yine güzel güzel devam edeceğiz. Artık buz olmadan olmuyor arkadaşlar. Niye? Bakın kuyudan taş toprak çıkmış. Yapacak bir şey yok. Bunu da attık. Bardak tamam. Kapak da pek bir kapaklıkla alakası kalmadı ama artık bu termos benim zamanım sürem doldu diyor. Yavuz. Şuradan gideriz, dön de. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Eldivenini aldın mı? Hoppala. Şeyi de al olmuş, diğerini de al. Gel bakalım. Evet. Geldik bakalım. Yani bu iş arkadaşlar benim bir yıl boyunca düşündüğüm, korktuğum tek iş diyebilirim size. Bakın şöyle bozotlar da çıktı. Şimdi bunu geçen yıl açtık arkadaşlar. Her ağaca 200'er kilogram iki kere olmak şartıyla su verdik. Yani toplamda 400 kilogram su verip tekrar kanallarımızı kapattık. Ondan önceki yıl ne yapıyorduk? Açıyorduk böyle, her hafta yaz boyunca suluyorduk. Şimdi öyle bir orada şöyle bir dezavantaj oluşuyor arkadaşlar. Yani bazı haftalar iş yoğunluğundan sulayamıyoruz. Sulama sıklığımız ikinci haftaya yükseliyor. O zaman da güneş fayda sağlayalım derken güneşin etkisiyle daha zarar vermiş oluyoruz ağaçlarımıza. Onun için 2 yıldan beri bu tekniği deniyorum ben. Açıyoruz 2 kere üst üstüne sulayıp 400-500 kilogram su ortalaması verip sürüp kapatıyoruz. Ki ondan sonra yine ağaçlarımız aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Sen buradan başla oğlum. Şu çoban çökerdeni vur babası. Büyümesin orada. Sen oradan başla, ben buradan bir başlayayım bakalım. Ya bismillah ya Allah. Yani öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Çok aşırı zor bir iş. Bir yerden sonra beliniz bu işe dayanmıyor. Evet, bakın
200 kilogram suyu bu ağaç bu kanal sayesinde çok rahat alacak arkadaşlar. Nasıl oluyor oğlum? Önce bir kere yüzeysel dön Yavuz. Sonra da içini düzenleyerek dön. Bir kez daha tamam. Kökünü çok aç bulun. Kökü yığılı kalsın. Evet. Devam. Evet. Son ağaçlara geldik arkadaşlar. Bizi bayağı bir yordu. İşin doğrusu saat 9.43. 10 diyelim. 7'de başladık. 3 saatte işte burada 68 ağacı açmış olduk Yavuz'la. Ama var ya, bizi beğendirdi resmen. Bir de elimizden geldiği kadar geniş derin açmaya çalışıyoruz. İyi su alsın diye. Yoksa yaptığımız bir işin anlamı kalmaz. Kendimizi yorduğumuzda kalmış oluruz. Yavuz, sen bırak suyu al gel oğlum hadi. Suyu al da gel babuş. Motordan gidiyor mu? Yok lan motoru ya. Al gel oradan, ne motora gidiyorsun ya? Onu oraya bırak. Suyu al gel. İşin zorunu yedik. Çok zor bir iş arkadaşlar. Yani sesim de gitti. Yorgunluktan. Kilo vermek istiyorsanız 15 gün falan böyle bu işe gelin, yanınızı verin. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Yeter. Getir oğlum. Bitti oğlum. Evet. Açmayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi işin kolay ve kolay ve eğlenceli kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi çıkıp tankerimizi dolduracağız. Gelip sulamaya başlayacağız. Devam. Evet, tankeri takacağız arkadaşlar. Bir seneden beri takmıyoruz. Geçen sene 3'te en son suladık, bıraktık. Bakalım lastiklerin durumu nedir, havası nedir.
zincir alttan geçir oğlum. Az daha git. Tamam. Dur. Tamam mı? Sen bırak hele onu oğlum, bırak bir saniye, bırak. Ondan sonra oturur yerine. Çekil oradan. Hele geldi bak babası. Tamam çıkar zinciri. Çekil oğlum. Yeter mi? Hele hortumu tak dağıt oğlum içine. Bir de otomatik dümenlememiz var. Bakalım bu ne alemde. Şunu bir takıp kontrol edelim. Gerçi bir şey olduğunu zannetmiyorum da. Her ihtimale karşı kontrol etmekte fayda var. Hop. Evet. Tam otomatik. Şimdi buna bir iç lastik aldık arkadaşlar, şambriyel yani. Onu da şimdi şuraya böyle bağlayacağız ki bunu havada tutsun. İşte artık çalıştır oğlum, çalıştır aksın. Böyle ilkel yöntemlerle bu işi yürüteceğiz. Lastiklerimizin havası ne durumda acaba? Çalıştırdın mı? Geliyor mu? Saat 10.05. Evet. Suyu dolduralım. İşimize bakalım. Devam. Lastiklerin havası yok arkadaşlar. Onları tamamlayacağız. Suyu kestik. Çalıştır hadi oğlum. Gaz verme. Değil mi? Çalıştır. Şuna geldi ayar ver oğlum. Tamam, gerek kalmadı.
Düğmeye basmadın. Bastım. Şurada ışığı da yandı. Havasız lastik, patlak lastik demektir arkadaşlar. Havayı vurmazsınız, gider işe başlarsınız. Başınızı iş açar, top atar. Kesinlikle yani top atar. Başınızı iş açarsınız. Yani şurada bir 10 dakikalık işi bir güne yayarsınız, atlı bir de. Şuna oğlum ayağını ver ya. Üstünü üstelik bir de maddi kayıp yaşarsınız arkadaşlar. Onun için lastiklerinizin havasına dikkat edin. Hem bu az, hem üst taraf az. Bakın bu da az. Şunların havasını tamamlayalım. Su yarım arkadaşlar. Suyu kapattık lastikleri aşağı basınca. Sonra suyu tamamlayalım. Yolumuza devam edelim. Arabanın da havası inmişti arkadaşlar, onu da hava vurduk. Şimdi şu üst lastiğe de vuracağız. O arada da suyumuzu açtık. Suyumuz dolunca inşallah yolumuza devam edeceğiz. Araba sattık bu arada arkadaşlar, arabayı satıyorum. Alan arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar varsa yazsınlar, görüşelim. Dolmak üzere. Tamam. Şu arabayı da yerine çekelim. Hop. Söndür oğlum. Hop. Şunu yerine koy da gel oğlum. Kendi kendine söndür. Ah, şuradan üstten tut. Hoppala. Evet. Devam arkadaşlar. Evet. Şu otomatik dümenlemeyi de yaptığımızda bizim işimiz tamam arkadaşlar. Şu lastiği yereğini de getirdi oğlum. Şundan kesek biraz. Bakalım. Aslında şimdi duruyor yavuz. Kalsın koy. Bin sen traktör el oğlum. Öyle değil. Paslı ya. Bu pas çözülene kadar durur. Durduktan sonra yaparız onu. Kes oğlum.
İlerle. Az daha git. Tamam. Aç. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani şu ağaç 100 kilogram su alacak bunun çukuru. Şöyle göstereyim size. Ağaçlarımız çukurları. Bakın bu aynı keza. En az 100 kilogram falan bir su alacak. Şurada Yavuz'un açtığı birkaç tane var. Onlar çok büyük. Bakın mesela bu büyüklerden bir tanesi. 100 kilodan fazla alacaktır bu. Ya işte ortalama 100 kilogram diyelim üstü üstüne vereceğimiz su miktarı. Yani bunu 20 kilogram 30 kilogram su verecekseniz hiç bu işi bulaşmanızın bir anlamı yok arkadaşlar. Boşuna kendinizi yormayın. Bakın şunun büyüklüğüne. Dediğim gibi boşuna kendinizi yormayın. Çünkü kolay bir iş değil. Hem açması zor hem de suyu böyle getirmesi, suya ulaşma imkanı kısıtlı oluyor zaten bizlerde. Onun için dediğim gibi yapıyorsanız tam yapın, yapmıyorsanız da hiç yapmayın ki zaten eksik yaptığınız ya da az yaptığınız bir işlem ağaçlarınıza, bitkilerinize faydadan çok zarar sağlar arkadaşlar. Onu da unutmayın. Yani biz iyi olsun diye bir 20-30 kilogram su verelim derken çoğu ağacınızı da kurutabilirsiniz. Onu da göz önünde bulundurun. Aç oğlum. Bu sistem çok güzel arkadaşlar. Bu otomatik dümenleme var ya. Mükemmel bir sistem. Lan git hayvan git. Baba bir sinek musallat oldu bana. Çok rahat. Hortum çek, hortum gönder, hortum getir diyene kadar kaldır indir devam et. Evet devam. Bir de en sonunda yine kayda gireriz arkadaşlar. Videomuzu kapatırız. Zaten bundan sonra da yine aynı siirt 6-7 yaşlarında siirt anaçlarımızın yine böyle kök açımıyla sulamasıyla devam edeceğiz. O ayrı bir video. Bu ayrı bir video olacak. Bu sene öyle bir karar aldım. Ayrı ayrı çekeceğim arkadaşlar. Evet. Devam. Evet. Üçüncü tankeri dolduracağız arkadaşlar. İki tane verdik. Saat kaç oldu bu arada onu da söyleyeyim hemen size. Saat 15.40. Bu niye böyle oluyor Yavuz? Bilmiyorum. Neyse dur bakalım su gelsin. Şu şeyi kesek oğlum. İş lastiği. Gel hele Yavuz. Şunu tutar oğlum şöyle. Bırak. Daha kötü mü oldu? Ne yaptı? Neyse onu kapanınca ayarlarız ya. Onun contası ölmüş büyük ihtimalle. Gel hele oğlum. Bunu biz geçen sene nasıl yapmıştık Yavuz? Emin misin? Ben değilim çünkü. Gel hele, gel yanıma gel. Ne o? Tamam da ölmüş ondan bir işimiz yok gel ya. Şöyle bir şey yap. Onu biliyorum. Şunu şöyle tutar onun başını. İki taraflı çek, sündür.
Yırt bir şey yapma, germe. Çocukken ben bunlarla ne kadar sinyal yaptım var ya. Sinyal ne olduğunu biliyor musun? Sapan. Aynen. İşimiz gücümüz var ya, gereksizlikti. Az önden tut. Kuşlar bizi gördüğü zaman kaçacak deli karardı bariplerim. Ne akılmış var ya. Az daha önden tut oğlum. Az daha. Geldir Yavuz, iyi geldi şöyle ha. Bunu ne kadar iyi geldirirsen o kadar düzgün kesilir. Geldim ben dedim. Dur öyle. Dur, şey yapma. Az daha önden tut. Şimdi şöyle bir daha aynı şekilde gerdir oğlum. Sündür senden tarafa doğru. Nasıl oldu? Şunu tut, bir dikeye keselim şöyle. Evet. Şimdi bunu şuradan bir bağlayalım. Şuradan falan. Bir de oradan bağlarız. Dur bakalım. Hop. Şimdi geldik. Takıldı. Takıldı bir şey değil ya. Şimdi Yavuz, şunu şöyle tutarak gel oğlum. Bırak hele. Dur. Tutar mı? Faydası olur ya. Bir daha getir bundan bağlı. Bu da. Onu nasıl yapacağız? Güzel dedin de. Atıyor, bırakma. Bir dakika. Şunu şuradan geçirdik mi? Evet, tamam. Görüyor musun? Bu bile tutuyor şu anda. Bence süper oldu. Sence? Hele getirip bir şey daha yapacağız. Şuraya da şöyle saralım. Şuradan şuraya kadar. Bu dönüşlerde şeye çarpıyor. O tutma demirine çarpıyor. Orası zarar vermesin. Diğer nerede? Ha, onu boş ver, gel. Şunu tut bakayım bir daha şöyle. Şu izden oğlum, tam. Yavaş yavaş. Az önden tut. Az daha. Tamam. Öbeği kalktı. Onları şey yap. Araca koyuyorum. Güneşte kalmasın. Güneşte kalırsa çürür. Tamam. Güzel olmadı mı?
Ha? Yok, demir daha çok yakar lastikten. O daha az yakar. Sen de bize hiçbir şey bilmez zannediyorsun Yavuz'a. Aslında şu boruyu yenilememiz lazım. Şu anda gördüğüm 3 tane deliği var. Yedek borumuz da var. Bunu değiştirelim bir ara Yavuz. Evet. Suyumuzu dolduralım arkadaşlar. Devam, bugün durmak yok. Tankeri şu anda 3. sıraya veriyoruz arkadaşlar. Yani şöyle her ağaca kaç kilogram su geldiğinin daha çok bir hesabını çıkarmış olduk. Şimdi şu her sıraya bir tanker gidiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ağaç. 11, 12, 13, 14, 15. Yani 15 ağaca şöyle bir tanker su veriyoruz. Yani buna 3 ton diyorlar ama 3 ton değil arkadaşlar. Bu 2 ton 600 kilogram falan. Ona göre kıyaslarsak her ağacımızda yine 170 kilogram falan mı geliyor? Durun hesaplayalım. Her ağaca kaç kilogram su verdiğimizi hemencik bulalım. 2600 bölü 15. 170 kilogram her ağacımıza su vermiş olduk arkadaşlar. Yani ben bu kadar alacağını tahmin etmiyordum ama çok aldı. Ha, bu ilk kez arkadaşlar, yani bu yıl için ilk kez suladığımız için suyu çok emiyor. Gelecek sefer en az bir tanker daha az su zayiatımız olacaktır. Yani zayiat derken daha az vereceğiz bir tanker. Bakın şöyle çukurları size göstereyim. Yani bayağı 170 kilogram su az değil arkadaşlar. Bir 170 daha verirsek ya da 150 verirsek ortalama 300 kilogram diyelim her ağaca. Bu yıl için iki kez de su vermiş olacağız ki bu 300 kilogramı bir kışta ağaç alamıyor arkadaşlar. Bakın şu da bu ağacımızın meyvesi. Baktım bir iki tanesinin içerisinde içi fış arkadaşlar, boş. Ben iki ağaçta var zannediyordum. Şurada bir ağaçta daha varmış. Onu da bugün gördük. Şimdi bu sırayı da sulayıp bırakacağız. Alt sıra yarına kalacak arkadaşlar. Çünkü bugün akşam bir düğünümüz var. Ona yetişmemiz gerekiyor. Onun için bu işi yarına devam edeceğiz. Artık yarın da zaten diğerinin, yani siirtlerimizin videosuna geçeceğiz. Oraya başlayacağız. Şöyle bir de son durum yapalım sizlerle arkadaşlar. Şimdi geçen yıl yine sulamaya geç başladım arkadaşlar. Yani bundan yaklaşık bir 10 gün önce falan başladım geçen yıl. Ağaçlarımız suyu verene kadar hiç çalışmadı. Geçen yıl için söylüyorum bunu. Durumları çok kötüydü. Ama bu sene maşallah arkadaşlar, su vermeden de bakın şöyle ağaçlarımız halen çalışmaya devam ediyor. Bakın şöyle göstereyim size uçlarını. Yani maşallah bu sene çok güzel bir gelişim ve büyüme gösterdi ağaçlar ki halen de dediğim gibi çalışmaya devam ediyorlar. Ha, bu suyun üzerine de zaten bu gelişmeleri katlayarak devam edecek. Bakın şöyle göstereyim size her ağacı. Bu da 2 yaşında bir aşımız. Geçen yıl aşıladık. Pardon, bu 1 yaşında. Evet. Geçen yıl yaptığımız bir aşı. Bakın arkadaşlar. Verdiğimiz suya. Yani hakkını veriyoruz. Öyle söyleyeyim size. Bakın. Yine çalışmasına ağaçlarımız uçtan. Bu kırmızı olması arkadaşlar, dalların ucunu kökten sağlıklı bir şekilde su çektiğini gösterir bize. Onun işaretidir.
Bakın nasıl büyüdür arkadaşlar. Daha dün diktik gibi sanki. 3 sene 3 yıl 3 ay oldu bu. 3 yıl 3 ay yaşında bunlar. Bakın daha sanki dün dikmişiz gibi. Bu sene üzerlerinde 3 tanesinin meyve var. Ömür böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani bir şeyi hiçbir zaman için, bir iş yapmak için geç değildir. Her zaman için işte ben geç kaldım, yaş gitti, ömür gitti gibi düşüncelere kapılmayın. Siz iyiliği yapın, denize atın, balık bilmezse halik bilir diye bir laf var. Hani bunlar yetişti geldi artık. Bunlar artık benim öldükten sonra da benim amel defterimi kapatmayacak yaptığım işlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani bunun gölgesinde bir kuş otursa, soluklansa, bir böcek oradan geçerken gölgesinden faydalansa, hadi meyvesini yemeden vazgeçtik. Dünyaya saldığı oksijenden, faydadan, bunlardan vazgeçtik. Yani sadece kuşun ile böceğin bile sevabı bize öbür dünyada yetecektir. İşte çiftçiliğin de bu güzelliği var. Yani siz sırf maddi bir iş yapalım derken aslında birçok alanda, birçok yönden faydalı bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Yani birçok farklı yerden faydasını görmüş oluyorsunuz yaptığınız işlemin. Sula babiş, sula. İyi doldur oğlum çukurları. Güzel oluyor mu Yavuz? Seni böyle kapak resmi yapayım mı? Tam böyle. Evet, bu kapak resmimiz arkadaşlar. Kapakta Yavuz olsun. Artık Yavuz yavaş yavaş bayrağı devralmaya başladı. Bakın bu ikinci, şunları yaptık tutmadı arkadaşlar. Zaten bir öncekinde videomuzda var. Bu erkek sonradan yaptık. Bakın bu tutmuş. Bu da Buttum ağacımız. Buttum filemiz 2 yaşında arkadaşlar. Çok güzel gelişti bu ağaç. Gelişimi çok güzel. Bakın şurada hemen bir tane tutup sürmüş bir ağacımızı göstereyim size. Bakın bunu bugün söktüm. Bağladım arkadaşlar. Bu da artık seneye şu ilk demin gösterdiğim 1 yaşındaki ağaçlar gibi olacaktır. Hadi şuradan bir iki ağaç daha size göstereyim. Videomuzu kapatalım. Bakın yine aynı şekilde uçlardan sürmeye devam ediyor. Dediğim gibi bu sene sulamamış olmamıza rağmen çalışmaları çok güzel arkadaşlar. Bakın bu bir erkek ağacımız. Bunda hayat yok sanki çalışmasında gibi. Bu erkek. Bir tane de şurada. Bakın şu ağaç erkek. Bu değil. Bunun arkasındaki. Bir tane diler de var. 3 tane buraya yetecektir. Bakın bu da yine güzel ağaçlarımızdan bir tanesi. Maşallah bakın aldı başını gidiyor arkadaşlar. Yani 4 metreye falan yetişti tahmin ediyorum boyu. Bu sene budamda bunların tepelerini vuracağız. Goble sistemi budama yapacağız bunlara ki boyuna çok fazla gitmesinler arkadaşlar. Bakın meyvesi olan bir diğer ağacımız da bu. Bunu da ben bugün gördüm. Şöyle göstereyim size. Bugün gördüm. Yani şöyle bazen dikkat ediyorum. Karagöz sadece bir ağaçta gördüm. Yani önümüzdeki yılın meyvesini. Bakalım. Zaten bundan şu an için bir meyve beklentimiz yok. Yani şu an içinden kastım. Ben 7-8 yaşlarına kadar meyve beklemem arkadaşlar. Ondan sonraki yıllarda ama artık vermiş olması lazım. Ki biraz emeğimizin karşılığını toparlayabilelim. Evet. Videoyu da bayağı bir uzattık. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki siirt ağaçlarımızın kök açımı ve sürüp sulamasıyla yine videolarımıza devam edeceğiz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.